Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem çalışıyor. Geldik, işimizin başındayız. Döküme geldim arkadaşlar. Saat sabahın 7:20 geçiyor. Damper kaldırıyorum, bakın dökümdeyim. Çünkü bir arkadaşımızın bahsettiği bir araba vardı arkadaşlar. İşte bakın burada. Hani dün diyordum ya, işte kargo ile, hani 18-38 arabayla, 18-48 Mercedes'in, camı kapatayım da, şeyini söylüyordum ya arkadaşlar, aralarındaki farkını, şeyini işte, şöyleydi böyle diyordum ya, işte canlı örneğe burada bakın. Bu araba şey arkadaşlar, 48, 18-48 şu araba, arıza yapmış. Araba burada. Akşamdan kalmış, arıza yapmış araba. Yazık, günah. Tabii ki gönül ister hani kalmasın, etmesin ama yani işte modelsiz araba, 97-98 model araba alın işte. Yani bakın, vatandaş görün ki ne kadar masraf edecek bilmiyoruz. Yazık, günah. Geçmiş olsun diyorum arkadaşımıza. İşte hani bir kargo ile bir Mercedes'in, yani bu Mercedes'e tamam ne kadar bakım yaparsan yap, bizim sektörde bu araba şu an için şey arkadaşlar, hafif gelir yani. Çünkü buralara, bu yollara arkadaşlar, hani bu diyorum ya, bir sefer iki sefer, bir gün iki gün değil ki arkadaşlar, devamlı çalışacak bu araba. Hani kendi bütçenizi düzeltene kadar, durumunuzu düzeltene kadar bu araba çalışacak. Çalışacağı için de bu araba, bu araba nereden geldi lan hemen? Çalışacağı için de arkadaşlar bakım yapmanız lazım. Bakım, şimdi sen bu araba eski, ne kadar bakım yaparsın, bir de yarın öbür gün satlığa çıkaracaksın. Satarken de zorlanacaksın bu arabayı. Ama bu arabayı al, güzel bir bakımını yap. Arabayı götür, 13.60 dorsayı koy, tıkır tıkır çalışsın. Çalışmaz diye bir şey yok ama 13.60'da çalışıyor. Bu arada kusura bakmayın, unuttum. Benim gibi çalışan tüm abilerime, kardeşlerime kolay gelsin, hayırlı işler. Bol bereketli, bol kazançlı günler. Güneş de doğuyor arkadaşlar. Tam karşıya aldık. Şimdi kapatalım, sonra devam edelim muhabbetimize. Evet, yüklerim çıktım. Döküme gidiyorum. Aslında bugünkü konumuzu arabalarla kazancıyla alakalı yapacaktım da yine arabalarla ilgili bir iki tane sorulan şey var. Bak işte yasak yerden dönmeye çalışıyor. Bak bizi de engelledi. Bak karşıyı da engelliyor. Görüyor musun? Ha? Böyle bir milletimiz yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir yaşadığım bir olay var. Onu anlatayım. Ondan sonra bir arkadaş triktronik arabayı sormuş da onu anlatacağım şimdi detayına. Şimdi arkadaşlar bu caddeye çıkmak için, Mahmut Bey Caddesi'ne, ana caddeye çıkmak için ara sokaklardan geliyoruz biz. Vatandaşın birisi arabasıyla gelmiş. Kırmızıdan geçmedim. Arabasıyla gelmiş. Önümü kapatmış böyle. Ben şimdi kıvrılarak geliyorum, tamam mı? Hani mecbur onun arabayı ya ileri ya geri alması lazım. O arada tuğla boşaltıyor. Bu tuğla getirmiş. Yutong tuğla. Bu şimdi dedi ki bana, 2 dakika bekle, ha, bekle dedi, 2 dakika, işte 5 dakika bekle dedi, pardon. Şu cisimi dedi alsın, şu tuğlaları yol vereyim sana dedi. Ben dedim ki ya beklemesine bekleyeyim de dedim, usta dedim, bekle demek derse dedim, bekler misin der misin dedim hani. Ne olur dedim yani, insanın dedim hoşuna gider dedim, karşındaki insanın da. Ama dedim bekle diyorsun dedim, bu dedim biraz emrivaki olmuyor mu dedim, hani ayıp olmuyor mu dedim. Ya dedi işte bekle dedi, yoksa dedi hani yol vereceğim dedi, aşağı yukarı dedi, yazık günah değil mi dedi. Ya dedim sen dedim bir bekler misin desen dedim ya. Bir bekler misin de kardeşim. Bekle nedir dedim, senin uşağın mı var karşında? Abi adam bekler misin demedi. Bak bekler misin lafını demedi. Bindi arabayı geri aldı. Bindi arabayı çalıştırdı, geri aldı. Ve yazıklar olsun dedim içimden. Bu nasıl cinli cins bir insanmış dedim. Yani bu kadar var ya, ağzımıza o lafı yakıştıramıyoruz, söylemeye yakıştıramıyoruz ağzımıza. İşi yokuşa sürüyoruz. İşte biz bu yüzden bir adım ileriye gitmiyoruz. Ya ne var, karşısındaki insanın yolunu kapatmış.
yahut onun hakkına tecavüz. Desene ne var orada ya? Kardeşim bir dakika müsaade eder misin falan filan. Desen ne olur? Adam o lafı dememek için tuttu, üşenmedi, bindi arabasına. Arabayı geri aldı. Ben de geçtim. Bir daha ileri aldı. Ya bir tuhaf insanız ya. Vallahi billahi anlamış değilim. Bir tuhaf insanız. Da burada arıza yapmış. Olur, arabadır. Yapacak bir şey yok. Ön plakası da yok neyse. Adam inatla ya, arkadaş bir bekler misin lafını kullanmadı. Tuttu bindi arabayı geri aldı. Bak kardeşim sen de var ya. Bekliyorsun bekliyorsun koca tırı görüyorsun yola atlıyorsun ya. Neyse bir arkadaşımız şeyi sormuş. Bu triptonik arabayı sormuş. Mercedes'i. Valla benim beğendiğim en güzel, en harika araba triptonik araba. Otomatikten daha iyidir benim nazarımda. Bak mesela bunlar da otomatik ama bazen okumayı geç yapıyor. Onu bunu geç yapıyor. Hani insanı şeyde bırakıyor. Mesela dökümde olsun insanı ambalede bırakıyor. Araba çünkü şöyle izah edeyim. Dökümde diyelim ki damperi kaldırdınız. Arabanız battı. Yahut da batmadı da hani biraz güç istiyor kalkmak için. O gücü otomatik arabada veremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü niye? Gazı dolduramıyorsunuz otomatik arabada. Otomatik arabada arabayı vitese taktığınız zaman, gaza yüklendiğiniz zaman araba kalkış komutunu alıyor. Ama triptonik arabada, manuel arabada öyle değil. Manuel arabada gazı doldurursun. Hani taksilerde debriyajı çekersen patinaja düşer. Büyük arabalarda gazı doldurursun. Yavaş yavaş kaldırdın. Bir de arabaya güç verir yani. Çıkmak ister araba. Şimdi atıyorum 10 tane triptonik araba, 10 tane de otomatik araba koyun. O 10 tane otomatik arabanın arkadaşlar 8 tanesi batar, çıkamaz yani, zorlanır. Ama o 10 tane triptonik arabanın 6 tanesi çıkar arkadaşlar, 4 tanesi kalırsa kalır. Ama otomatiklerin 8 tanesi batar, 2 tanesi çıkar. Triptonik çünkü niye güç alıyor, güç veriyorsunuz arabaya, araba çıkmak istiyor yani, kendini ileriye doğru atıyor. Otomatik araba olduğu yerde, ha kullanma şekline de gelince arkadaşlar, şimdi nasıl tarif edeyim ki, şunu vites topuzu olarak kabul edin. Bu sağında da solunda da düğme vardır, buralarında düğme vardır. O vitesi ileriye doğru, düğmeye basıp ileriye doğru iterseniz bir vitese atar. Zaten ilk komutu kalkışı düğmeye basıp da vermeniz lazım. Ha ondan sonrasını düğmeye basmadan da komut verebilirsiniz. Yani vitesi ileri geri itebilirsiniz. Böyle ileriye doğru ittiğinizde ileri vites, geriye doğru ittiğinizde de düşük vitese geçer araba. Yani diyelim ki 8'de, 7 ile 8, zaten o triptonik Mercedes'ler 8 ileridir bu arada. Diyelim ki 6 ile 7 ile gidiyorsun. 7 ile gidiyorsun. Arabayı 6'ya düşürürken vitesi geriye doğru vurdun muydu? O tık diye geçer yani vitese, 6'ya düşer araba. Yalnız otomatik arabalarından, triptonik arabaların şöyle, otomatik arabalarında şöyle bir avantajı var triptonik arabaya göre. Şimdi bu yeni arabalar diyelim, eski de olsa, hani arabanız bakımlıysa, bir sıkıntısı yoksa, bir 1840 Mercedes'e, yani 2013, 14, 15 model bir Mercedes'e, eğer temiz arabaysa, bakımlı arabaysa, diyelim arkadaşlar çok dik olmamak şartıyla normal bir rampaya vurduğunuzda otomatik araba kendi kendine vites düşürür. Rahat vites düşürür yani, 7'den 6'ya falan filan düşürür. Triptonik arabada siz kendiniz düşürmek zorundasınız. Debriyajlı araba çünkü sonuçta. Bazen vites kaçırabiliyorsunuz. Bazen yetiştiremeyebiliyorsunuz. Onun için yolu bilmek çok önemli. Yolu iyi bilmeniz lazım triptonik araba kullanıyorsanız. Çünkü öyle bir rampalar var ki hayatta yetiştiremezsiniz. Rampanın ortasında kalırsınız. O zaman da ne olur, arabayla bir daha birinden kalkayım, ikiye atayım, atamazsınız zaten o dik rampada. Ondan sonra bu şekilde böyle bir kullanım tarzları var bunların. Şimdi dediğim gibi bu triptonik arabanın sol tarafındaki, sağ tarafındaki düğme, arabayla diyelim böyle gidiyorsunuz. Kaçta araba? 5'te. Işıklara doğru geliyorsun. Duracaksın. Debriyaja basıp sol taraftaki düğmeyi, o topuzun, geç kardeşim. Topuzun sol tarafındaki sağ tarafındaki düğmeye basarsan
araba boşa geçer. Boşa alır kendine. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi demin dedik ya, şöyle bir topuz düşünün. Bir burada düğme var, bir burada düğme var. Bu sağ taraftaki düğmeye basarsan araba kendini boşa alır. Sol taraftaki düğmeye basıp itersen araba ileriye doğru itersen ileri vitese, geriye doğru itersen de geri, düşük vitese geçer. Ondan sonra arabayı diyelim ki nasıl vitese takacaksın, geri vitese nasıl takacaksın triptonik arabayı? Triptonik arabanın, araba boştayken devriyaja basıyorsunuz. Bu soldaki düğme, soldaki düğmeye basılı tutuyorsun, bırakmıyorsun yalnız bak. Düğmeyi bırakmıyorsun, şu şekilde geriye doğru vitesi çekiyorsun, tık der geri vitese geçer arkadaşlar. Hani düğmeye basayım, bırakayım, geri çekeyim yok, öyle olmaz. Düğmeye basılı tutacaksın. Sol taraftaki düğmeye basılı tutup geriye doğru çekersen geri vitese geçer o araba. Ondan sonra dediğim gibi o soldaki düğmeye basıp ileriye doğru ittiğin zaman da bir bir komut alır. Bir bir vitesi ileri atar. Yani 5, 6, 7, 8. Ama araba hareket halindeyken o düğmeye basmayıp vitese vurup ileriye doğru komut verirsen arabaya, vitese komut verirsen arabanın o anki hızına göre, gücüne göre vites değiştirir araba. Yani diyelim ki farz-ı misalen 1.5 vites değiştirmek istiyor. Biraz kalıyor, 1.5 vites atar araba. Düğmeye basmadığın zaman. Böyle de bir özelliği var. Ha geri geri de aynı arkadaşlar. Diyelim ki arabayı bayılttınız. Geri komutuna vurdunuz ama düğmeye basmadınız. Ne yapar? Bir vites değiştirir, 2 vitese. 2 yarımsa yarım değiştirir. Bu o anki arabanın gücüne, yani arabanın devrine bağlı olan bir şey. Gücüne değil mi? Devrine yani. O anki arabanın devrine göre bağlı olan bir olay bu. Tamamen. Dediğim gibi triptonik arabayı ben her zaman ön planda tutarım. Tercih ederim. Triptonik araba ekmek yedirir. Otomatik gibi değildir. Otomatik de diyorum ya bak, otomatik alacaksanız ya iyi bir tanıdığınızın arabası olacak. Çok iyi tanıdığınız bir kişinin arabası ki sizi üzmesin. Ya da onun bir sene, hani diyelim ki şanzımanına bir bakım yaptıracağım gözüyle alırsanız tabii ki otomatik araba daha avantajlıdır. Ama triptonik arabada öyle bir derdiniz olmaz. Aynı bildiğiniz yani manuel bir araba neyse, taksi neyse yahut kamyon neyse manuel, triptonik arabada aynı. Onda sadece birinde diyelim ki vites kolu var. 1, 2, 3, 4 diye atıyorsun. Birinde de vites koluya bir şey var. Vuruyorsun ileri viteslere gidiyor. Geri vurursun, geri vitese geçer. Olay bundan ibaret triptonik arabada. Onun triptonik arabaların, diyelim ki triptoniğe arıza yaptı. Araba vitese geçmiyor yahut vitese geçmiyor yani. O zaman ne yapıyorsunuz? O vites kolunun arka tarafında bir kapak vardır. O kapağı açıyorsunuz, onun içinde yuvarlak bir düğme vardır. Büyük yuvarlak bir düğme. O da arabayı yarı otomatik kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani debriyajsız, yarı otomatik, arabayı debriyaja basıp yarı otomatik kullanabiliyorsunuz. Zaten iki vitesi vardır. Herhalde 3'den 5'ti. İki vitesi vardır. Bir de gerisi vardır. Yani oldu ki arıza yaparsa, araba vitese geçmezse triptonikte, oradan müdahale edebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var onun da. Triptonik'in başka bir özelliği yok işte bu arabana göre bakın. İdeal bir araba. Benim hoşuma giden 18 kız. Hele ki bir de triptonik de tadından yenmez. Şimdiden bakarım ona. Ayıp olur kamerayı görmüşsün. Evet, araba triptonik araba. Mercedes tam böyle idealdeki araba. Hani beğendiğim araba. Maşallah güzel arabası var adamın. Aksesuarını da yapmış. Beğendiğim güzel bir araba. Triptonik Mercedes o işte. Harfiyat sektörüne de olsun, uzun yola da olsun. Yani böyle bir Mercedes arabası alabiliyorsanız 2 milyon bandında alabilirsiniz rahatlıkla. Şöyle temiz bir Mercedes. Hani gidip de
2007-2008 model araba, 2009 model arabaya da 2 milyon verilmez yani, 2010 model arabaya. Her arabanın bir eyleri vardır arkadaşlar. Ha, adamın malıdır, adam ister. Adam ya isteyene bir şey diyemezsin. Adam var 2010 model Mercedes'e 2 milyon para istiyor. Adam var 2013 model Mercedes'i 2 milyona satıyor, otomatik Mercedes'i. Yani kimseye diyemezsin ki ya işte bu adam, bak bu araba ya bu para falan. Kardeşim adam istiyor. Tok satıcı. Tok satıcı o fiyatı istiyor. Öteki satmak istiyor, o fiyatı istiyor. Ne diyebilirsiniz yani? Hani araba alırken de ona dikkat edin. Piyasa şu an öyle bir, yani bir ağır şahın bir piyasa değil. Yani 2 milyon bandında 2012, 2013, 2014 bir araba alabilirsiniz. Çok temiz bir Tritonic 2012'de alabilirsiniz. Otomatik bir 2014'te alabilirsiniz yani o paralara. Var yani piyasada. Evet, şu araba da çalışkanın arabası. Şunu ben bir yakalayayım bir saniye. Araba konusu da dediğim gibi arkadaşlar, alacağınız arabayı bir sefer alırsınız. Ondan sonra gidersin, güzel bir frenlerin bakımını yaptırırsın. Arabanın yağını suyunu değiştirirsin. Filtrelerini, militrelerini değiştirirsin. Dorsey'e de dediğim gibi güzel bir kafadan bir bakım yaptın mıydı Dorsey'e? Şöyle zaten öteki çalıştığım yerde yaptırmıştım arkadaşlar. Hesap ortada yani. Bugün Dorsey'de 6 tane lastik var. Komple 6 lastiğe. Kampana alsanız, bu arada kampanalılar disklerden daha iyidir arkadaşlar. Alacağınız Dorsey'e dikkat edin, kampanalı olsun. Şimdi diyelim ki farz-ı misalen kampanalı araba aldınız. Kampana da almanız gerekiyor. Kampananın tanesi 4,5-5 lira. Biz yuvarlak hesap 5 lira diyelim. 5 liradan 6 tane kampananın 30 lira yapar. 6 tekerin fren balata çakımı da 20 lira arkadaşlar. Yapar 50 lira. Hadi 15-20 lirada, 30 lirada körüklere harcayın. Körükleriydi, o suydu, bu suydu, cırcırıydı falan filanıydı. 70-80 lira. Yuvarlak hesap sizin arkadaşlar 100 lira diyelim. Dorsaya harcadınız. 4 dörtlük yaptınız. Ondan sonra dönersiniz arkadaşlar. Misalen çekicinin de fren balatasıydı, yok işte o suydu, bu suydu falanı filan diye, çekiciye en fazla harcayacağınız 20-30 lira para. Ne olur bu araba size rahatlıkla bir sene gider. Dediğim gibi kazancını öyle bir hesaplayacaksınız ki arkadaşlar, bu araba bir senede bir takım lastik yer. 8 liradan hesap ettiğiniz zaman bir takım lastiğin size 12 tane lastiğin 100 liraya mal olur. Bunların hepsinin gelirini giderini güzel hesaplayacaksınız. Kafanız rahat bir şekilde, kafadan bir kere masrafını yapacaksın. Ha ondan sonra bu arabadır tabii ki, hani arıza çıkarmayacak diye bir şey yok ama ufak tefek arızalar çıkarır. Yok işte ne bileyim körük patlar, yok işte ne bileyim hava hortumu çıkar, yok işte ne bileyim öyle ufak tefek arızalar. Onlar da zaten yapılan şeyler arkadaşlar, yani genelde olan şeyler, olacak olan şeyler. Hani bugün bu yeni arabalarda bile olan şeyler bunlar. Hiç olmaz diye bir şey yok. Bak adam hiç bam güm hiç bakmıyor sağına soluna, önümüze geçiyor yani. Ne diyeceksin? Hiç karışmayacaksın o yüzden. İşte bu arabalarda da böyle arkadaşlar. Ha diyorum ya, o hani soran arkadaşlar oluyor. İşte diyelim ki bu dediğim masrafı 13.60'a takacağın arabaya yapsan, uzun yol çalışan arabaya, yani sana iyi bir epey gider arkadaşlar. Çünkü asfaltta arabaya bir şey olmaz, kırmaz etmez ama bizim sektörde malum belli. Gittiğimiz yer belli, geldiğimiz yer belli. O yüzden bizim yollarımızda biraz daha arabaya şey oluyor arkadaşlar. Araba yoruluyor, yıpranıyor. Böyle. Evet, burada trafik tıkalı. Az ileride açayım ben arkadaşlar. Şimdi bu burası da büyük ihtimalle arkadaşlar, büyük ihtimalle dediğim hani bir önceki videoda bahsetmiştim. Bunlar
büyük iş alıyorlar. Hani büyük iş kovalıyorlar çünkü hani fazla arabaları var, makineleri var. Yani öyle bir makinesi olup da 2-3 tane arabası olan kişi değil bunlar. Bunların 15 tane arabaları var. Adamlar yine iş alacağız diye yine araba siparişi verip iptal ettirmişler. 10 tane dosya almışlar. Her neyse. Bunlarla zannedersem bugün son olur arkadaşlar. Bunlarla gidiş gelişimiz son olur. Büyük ihtimalle. Ondan sonra şimdi biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimize, kendi halimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu sektörde bakıyorum. İlanlara bakıyorum. İş yok değil, var ama gel gelelim arkadaşlar. Herkes kendi havasından çalıyor. Adamın verdiği maaşa bakıyorsun. Çok komik rakamlar yazıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Hani o maaşa çalışanlar mı var? Bir dakika, oğlum arıyor bir saniye. Adamların arkadaşlar söyledikleri işe bakıyorsun. Hani yaptırdıkları işe bakıyorsun, verdikleri paraya bakıyorsun, hiç uzaktan yakından alakası yok. O yüzden ne bileyim, yoruldum bir de arkadaşlar. Yani servisler var. Ha böyle bir araba var, firma, o da büyük bir firma, servis firması, arıyor. O da okul servisi arkadaşlar, gidiyorsun orada bekliyorsun. Ne yemek veriyor ne bir şey veriyor, onda da yemek yok. Hesap kitap yapıyorsun, verdiği para yemeğe gidiyor. Büyük, yine bir dediğim gibi büyük firmalara bakacağız ama otobüs falan bakacağız ya da yarım otobüs ya da tam otobüs olacak, büyük otobüs. Bize anca bunlar arkadaşlar kaldırır. Bize anca bunlarla yani servis çekersek işimizi yapabiliriz. Bunların herhalde buradan daha tahmin etmiyorum. Bugün bitmese de bir şey kalmaz. Bir günlük daha kalmaz yani, yarım günlük. 20-30 araba malzeme kalır. Onu da kendi aylık şoförleri var, onlar alır. 7-8 tane araba, zaten kendileri de çalışıyorlar. Bakın Cenan 1, Beril 2, O 3, O 4, zaten 4 tane, 5 tane kendileri var araba süren. Şu an 2-3 tane şoförleri var arkadaşlar, maaşlı. Öyle fazla şoförleri tutmuyorlar yani, iş yok diye. Oğuz, Turgay abi, Bayram 3, bir de bir kişi daha var, 4 kişi var herhalde, 4 şoför var, fazla yok. O yüzden başka yere bakıyoruz arkadaşlar. Onlar da işte ya işte dediğim gibi bir iki gün ya harfiyata bakacağız arkadaşlar. Doğru düzgün bir yer bulabilirsek, ne hala bulamazsak dediğim gibi serviste otobüse bakacağız biz. Bize ancak otobüs kurtarır. Yani bu ufak tefek arabalarla bu servis işi yapılmaz arkadaşlar. Hani bakıyorum, soruyorum, soruşturuyorum, yok yani. Yok, adam verdiği paraya bakıyorsun. Ne yemek var, ne bir şey var. Kimi yemek veriyor, kimi sigorta yapmıyor. Kimi sigorta yapıyor, yemek vermiyor. Yani bu servis işinde bakıyorsunuz arkadaşlar, arabalar hep yeni. Yepyeni sıfır arabalar ama şoföre geldi miydi? 20 lira, 22 lira hep öyle paralarına uğraşıp duruyorlar. Hakkımız hayırlısı diyeceğiz, bakacağız arkadaşlar. Vallahi bu videoda bu kadar olsun. Fazla uzun olmasın. Bakalım kısmet olur. Yine gelirsek buraya yine bunlardan video çekeriz. Yoksa bunlardan video çekmeyiz. Bundan sonra bir video daha yaparım. O da şey olur arkadaşlar. Ne zamandır yapmıyoruz. Harfiyat arabasının getirisi götürüsü, kazancı nedir ne değildir şu an için. Onun bir videosunu yaparız bir tane de. Öyle öyle işte. Bakalım, Allah büyüktür. Rızkımızı bir yerde yazmıştır. Bunların burada bu kadarmış yalnız. Evet, burası Papaz Köprüsü arkadaşlar, bilenler bilir. Bak, kendine kask takmış. Kız arkadaşının kaskı yok. Görüyor musun? Bu da bu kadar. Bir dakika Hacı abi. Adam durdu önümüzde. Ha, şimdi geç. Bunlar da böyle bir yarım akıllar işte. Kendileri kaskını takıyor. Arkasındaki taşıdığı arkadaşının, kız arkadaşının yahut erkek arkadaşının kaskı yok. Ne gerek var, ona da bir kask tak. Dediğim gibi arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Kusura bakmayın, fazla olmuyor. Ama idare edin, hakkınızı helal edin. Seyrediyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Yine dediğim gibi sorularınız olursa
cambaş üstüne elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Görüyorsunuz, lastikleri sıyırıyoruz. Adamlar dibimizden gidiyor çünkü. Az yanı kaysa benden bir gidiyor, bak. Şuraya bak, benden bir gidiyor ya. Ne beni geçiyor, adam ne beni geçiyor, ne de gibi şey. Benim yanımda benden bir gaz gidiyor. Ya benden ne istiyorsun ki sen? Yürü git. O zaman ne yapalım, her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ta hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, günsüz, kazasız, belasız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Dediğim gibi karavan hakkında, harfiyat arabası hakkında sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz yahut da tavsiyede bulunmak istediğiniz şeyler varsa yorum bölümüne yazın. Birlikte paylaşalım arkadaşlar. Fikir alışverişi yapalım. Bakalım kısmet neyse olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Belki diyeceksiniz ki abi işte iş değiştiriyorsun falan filan. Ben fazla iş değiştirmiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Benim malum bilen arkadaşlarınız biliyor. Sağlık sorunlarım var. Onlar olduğu için mesela ben kalp hastasıyım. Ben fazla hani devamlı çalışamıyorum. Rahatsız oluyorum. O yüzden devamlı fazla girip çalışamıyorum. Hani en fazla randımanlı üstü üstüne bir ay çalışabiliyorum arkadaşlar. Bir ay sonra şey geliyor bana, yani sıkıntı demeyeyim de yani çok aşırı derecede yoruluyorum. Bu da benim sağlığımı etkiliyor. O yüzden dediğim gibi işte bakalım, şöyle kendimizi yormayacak etmeyecek işler bakıyorum. Bu yüzden sakın yanlış anlaşılmasın demeyin yani, abi sen ne kadar işte iş değiştiriyorsun. İşte bir yerde hani dikiş tutmadım falan filan. Öyle değil arkadaşlar. Ben çoğu yerde yani yıllarca çalışmış adamım ama işte bu 2019'da geçirdiğimiz bu kalp rahatsızlığı bizi böyle yaptı yani. Ne yapalım, mecbur böyle idare ediyorsun. Hani yaşamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle diyelim, öyle olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. En büyük servet sağlık arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Ondan önemlisi yok.